Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Ağustos ayı sizin için hareketli bir ay. İletişim artıyor, yakın çevrenizde olup bitenler daha fazla merakınızda olacak. Belki komşularınız, belki kardeşleriniz, onlarla da ilişkileriniz öne çıkıyor. Seyahatler öne çıkıyor. Evet, Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda parlayacak. 28 Temmuz'da Aslan burcunda yeni ay doğmuştu ve ayın 10'una kadar olan süreçte bu yeni ay tesirleri kendini gösterecektir. 9. evinizde doğduğu için bu yeni ay özgüveninizi, cesaretinizi, motivasyonunuzu arttıran bir yeni ay. Her alanda kendinizi ifade ederken daha özgüvenli davranabilirsiniz, cesur davranabilirsiniz. Özellikle yeni deneyimler, yeni keşifler konusunda daha aktif olacaksınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslan burcu ateş elementi sizin gibi. Ve bu yeni ay sizin haritanızda tesirleri öne çıkıyorsa, tabii ki derece olarak da etki alıyorsanız daha olumlu etkilerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle Ağustos'un ilk haftasında daha fazla gezmeniz, seyahat etmeniz, eğitim konularında fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Ve 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Biraz zor bir Dolunay. Neden? Çünkü Satürn'le birleşiyor. Uranüs'ten de zıt bir açı alıyor. Bu nedenle sorumluluklar, görevler, toplumsal bazı sınırlamalar, kısıtlamalarla ilgili olabilecek, daha hak edişlerle bizi karşılaştıracak bir Dolunay. Siz çok fazla etkilenmeyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 19 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tabii bu Dolunay o zaman bu gezegenlerin sembolize ettiği konularda etkiler verebilir. Venüs Aslan burcunda olacak. Ayın 4'ünden itibaren Venüs'ün koruması altındasınız. Yani bu daha iyici bir etki getiriyor. Sosyal fırsatlar, işte aşk hayatınızda, sevgi ilişkilerinizde tesirleri daha güçlü bir hale getirebilir. Yani bazı olumsuzluklar olsa bile bunları daha iyi yönetebilirsiniz. Dolunay 3. evinizde olacak. Belki kardeşlerle ilgili bir gündem var. Hani kardeşlerin yaşamındaki bir sınav olabilir bu. Ve belki sizin onlarla ilgili ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumluluk almanız gerekebilir. Bir eğitiminiz varsa uğraştığınız, çabaladığınız, bunu bitirebilir, tamamlayabilir, bir sınava girebilir, sınavı sonuçlandırabilirsiniz. Ticari aktivitelerde bazı sorumluluklar alabilirsiniz, kendi işinizi yapmak gibi, ama süre gelen bir şeyleri de bitirebilirsiniz belki. Bir ortaklığı, bir sözleşmeyi bitirmek gibi bir konu da olabilir. Bir seyahat planınız varsa bu gecikebilir veya günü değişebilir, tarihi değişir, rezervasyonunuz değişir. Bunun gibi Uranüs etkisiyle değişimler. Satürn'ün sınırlamaları, kısıtlamaları, ama Uranüs'ün tesiriyle bazı değişimler de gündeme gelebilir tabii ki. Özellikle 9-15 Ağustos arası Dolunay tesirlerini en yoğun hissedebileceğimiz zamanlar. 13-19 Ağustos aralığında nispeten gökyüzünde daha destekleyici etkiler var. Merkür'ün, Venüs'ün olumlu açıları günlük hayatımızı rahatlatırken siz kendimize inancımızı da arttırabilir. Biraz da hayata böyle olumlu bakabiliriz. İletişim konularında, ilişkilerde bir şeyleri daha iyi çözümleyebiliriz. Daha hızlı ilerle. Yani bugünlerde yapacağınız konuşmalar, örneğin ayın 17'si, 18'i, 19'u gibi yapacağınız konuşmalar daha verimli olabilir. Bir anlaşmazlığı çözümleyebilirsiniz. Yapacağınız işte rezervasyonlar daha keyifli olabilir örneğin. Eğlenmek için de bunu değerlendirebilirsiniz. İş anlaşmaları da daha verimli olabilir. Ve ayın 20'sinden itibaren bu yılın en önemli gezegen geçişi olacak ve sizin için de çok önemli sevgili yaylar. Mars, enerji gezegenimiz Mars, Boğa'dan ayrılıp İkizler Burcu'na geçiyor. Bunu niçin bu kadar önemsiyoruz? Çünkü uzun süre kalacak. Mars'ın kendi içinde 2 yıllık bir döngüsü vardır. 2 yılda bir, bir burçta 6 aydan fazla kalır ve bu süreçte 2,5 ay kadar da retro yapar. Şimdi İkizler Burcu'nda bunu yaşayacağız. 20 Ağustos'ta başlıyor hareketine. 30 Ekim itibariyle gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'a kadar Mars gerileyecek. 12 Ocak itibariyle tekrar ileri dönecek ve 26 Mart'a kadar Mars İkizler'de olacak. Yani önümüzdeki 7 ay Mars İkizler'de ve sizin tam karşıt burcunuzda. Mars neredeyse enerji oradadır. Aksiyon oradadır, hareket oradadır, eylem oradadır. Mücadele ve savaş da oradadır. Mars çok iyicil bir gezegen değil. Sonuçta savaş gezegeni. Yani huzursuzluk verir, gerilim yaratır, stres yaratır.
karşıdan da alacağınız için bu açıyı, önümüzdeki 7 aylık bir süreç her türlü ilişki dinamiğinizde daha fazla enerji harcayacaksınız anlamına geliyor. Yani bu tabi evliyseniz eşle ilgili konularda belki zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir. Veya evlilikle ilgili bir gündeminiz olabilir. İş birlikleri ve ortaklıklarda daha fazla enerji harcamanız gerekebilir. Özellikle gerileme döneminde. Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde bu süreci yönetmekte biraz zorlanabiliriz. Karşıdan gelebilecek zararlar, yani bunlar bir rakip olabilir, bir düşmanlık olabilir. Örneğin bir tartışma, bir kavga, belki bir kaza, bir çatışma. Hani buralara da dikkat etmek gerekiyor. Bu süreç sizin için biraz daha kritik olacak gibi görünüyor. Özellikle retro dönemi, sonbahar ve kış döneminde sevgili yaylar. Evet, ayın 23'ü itibariyle Güneş artık Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğuyor. Değişken burçları daha çok etkileyeceği için bu yeni ay, siz de değişken bir burç olduğunuz için sizin için önemli bir yeni ay. 10. evinizde doğuyor sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz, yükselen Burcu'nuz 4 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Değişken burçlarda gezegenleriniz birden fazlaysa bu etkiler artabilir. Başak iş demek, çalışma demek, düzen demek. 10. evde olunca kariyeriniz, işiniz, gücünüz, mesleki konular, görev ve sorumluluklar alanında bir düzenleme olabilir. Yeni bir işe başlamak gibi. Süre gelen işinizde bir görev değişimi olabilir. Çalışma yerinde değişim olabilir. Çalışma üstlerle ilgili belki bir değişim, yönetim değişimi gibi olabilir. Hatta yeni bir işe başlayabilirsiniz ama terfi edebilirsiniz. Yani bu görev yerinizde bir değişim olabilir, mekan değişimi, şehir değişimi, yani tüm bunları bekleyebiliriz. Genel olarak kariyer deyince biraz iş ve görev diyoruz ama hani ilişkiler de olabiliyor bu. Evlilik gibi, ortaklıklar gibi önemli ilişkilerimiz de bizim kariyerimizde şekillendirici olabilir, etkili olabilir, geleceğimizi şekillendirebilir ve bu yeni ayın kapsamına bunlar da girebilir tabii ki. 10 Eylül'e kadar olan süreçte bu yeni ay tesirleri kendini gösterecek, hayatımızı şekillendirecek sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.